Efendim hepinize merhabalar. Arteki Oyunlarından Tekti'ye hoş geldiniz sevgili YouTube. Skyrim'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Twitch.tv/artek4 adresinde canlı yayınlara gelmeyi unutmayın efendim. Linkler açıklama kısmında var. Skyrim'e kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir önceki bölümde sol altta da bahsettiğim üzere şu anda görüyorsunuz. YouTube abone hedefimizi 100.000'e koymuştuk. Onun da paylaşımını yapmıştık. Sağ olsun hepiniz destek oldunuz. Bir 2-3 gündür yayınlarda kullanıyoruz. Hatırlatmayı yapıyorum. 2231'de ya da 2232'de son 2 günde 8 abone birden geldi. 2239 olduk şu an. Daha doğrusu 20.239. Onu karıştırmayayım ama 2000 diyorum ben ona. Demek ki hatırlatınca insanlar abone oluyormuş. Size de hatırlatacağım. Bana destek olmanız için tek yapmanız gereken YouTube'dan abone olmak efendim. Twitch'i de takip ederseniz vaktiniz bulduğunda da yayınlara gelirsiniz diyorum. Size çok teşekkür ediyorum destekleriniz için. Evet. Bir önceki bölüm ejderha öldürmüştük en son. Ama ben yayını kapatırken save almamışım. Bir 5 dakika geriye gittik. Çıkış yaptığımız madene geri döndük. Bir 5 dakika geriden başlamış gibi olacağız ama halledeceğiz, sorun yok. Şu adamı demiri de satmıştık hatırlıyorsanız. Ya ne satayım ben? Satayım. Başka neyim var? ...31. 31'lik bir iksir versem. Ha. Güzel. Oyunu bir save'leyelim mi? Olur ne olmaz. Save hiç almamışız ya, şuna bak. Bayağı geride almışız save'i. Save de bayağı geride yani benim aldığım otosave. Şurada mezar gibi bir yer vardı. Orada ejderha ile kapışmıştık. Orada iki kitap okumuştuk. O kitapları tekrar okuyacağım. Yani oyun içinde okuyacağım. Eğer ekstra bir bonus falan veriyorlarsa. Onun haricinde... save geriye gittiği için şeyde. Asırga poşu almadan mide atarsam böyle olur. Onun haricinde not kağıdına da okuduğumuz kitapları not aldığımız için orada tekrardan not alacağız. Katil piranaya bak. Benim yiyecek. Zırhı nasıl kemirmeyi planlıyorsun Allah aşkına? Bana bunu açıklar mısın? Katil balık. Nerede? Açtım mı? Gözükmüyor. Neyse gidiyorum ben. Akıntıya bak. Beni geri götürüyor. O akıntının yönü değişti. Lan az önce karşıya doğruydu bu akıntı. Oha! Anlık olarak gel git oluyor. Güzelmiş. Ya siktir git. Böyle cesedin yüzer işte. Normal balıklara yem olursun. Aç köpek. Demiri ısıracak sanki. Abonoz var üstümde. Bu dağa tırmanmıştık. Orada bir tane anıt mezar gibi bir şey vardı. Orada kitap okuduk. Şimdi oraya tekrar gideceğim. Orada kitabı alacağım. Belki yine ejderha çıkar karşımıza. Onu pataklarız. Orada da kaldım bir yerden. Devam edeceğiz efendim. Hıh şurası. Karşısı. Hatta cüce şeyine, tapınak yoluna falan benzetmiştim ben. Şehir yoluna daha doğrusu. Bakacağız. 20.239. Hadi bakalım onu bu hafta 250 yapalım ya. Hatta 300 mü yapsak? Hadi inşallah. Desteklerinizi bekliyorum. Ha şu zıtlık kitabı. Bunu al kardeşim. Bunu okuyalım. Şimdi hangi kitaplar okumuştum? Bakalım hemen. Zıtlık. Zıtlığı oku... Neydi bu zıtlık? Okumuşuz zaten daha önce. Ha tamam. Konuşma sırasını alfabetik olarak yapmak zorunda olan adam. Bir büyüden, bir hastalıktan dolayı. Normal bir şekilde konuşamıyordu. Hep böyle A, B, C, D, E, F diye sıralı bir şekilde cümle kurması gerekiyordu. Sonra bunu tedavi ediyorlardı bir dua ile falan. Bunu hallettik. Bunu bir not alalım hemen. Kardeşim benim. Zıttık. Tamam. Sonra. Kil taşmanın incelikleri. Ha hatırlıyorum. Tam bunu okuduk. Bunu not al. Bir taşmanın incelikleri. Tamam bunu da hallettik. Başka okuduğum var mı? İki kitap okuyordu genelde. Nişancılık dersi. Nişancılık dersi okumuş muyuz öyle bir kitap hatırlamıyorum çünkü. Okumadıysak bu bölümün sonunda yine iki kitap okuyacağız.
Okuma bakarız, nişancılık dersi okumamışız. Tamam. Bu kadar okuduğumuz kitaplarda yine save'imizi alalım. Bunun için alalım. Okey. Keşif noktam neresi? Kör Kaya mağarasına doğru bir keşif planlamışız. Giderken yol üstünde ekstra şeyler var ama üstüm doldu. Aa, şöyle yapacağım. Burayı keşfedelim. Fast Travel'ı alalım buraya. Ondan sonra markette gidip bir satış yapalım. Üstümüzü bir boşaltalım. Harmukstal. Bu Harmukstal Ejder Rahibi şey olabilir. Mağarası olabilir. Büyük bir yere benziyor. Dışarıda zaten kale yapısı falan da var. İçi derindir bunun. Şeyini dağın içine oyulmuş. Buna sonra gideceğiz. Şöyle gideceğim. Burada da şey var zaten. Markart'a gidelim. Hatta Taş Saray'dan mı gidelim? Uyuyabilir miyiz Taş Saray'da? Yok. Markart'ın meydandan gidelim. En azından handa uyuruz. Akşam olursa. Bir satış yapalım. Üstümüzdeki ağırlıklardan bir kurtulalım. 6 PM. Güzel. Dükkanlar kapanmadan halleder miyiz işi? Halledebiliriz. Kız senin kaç altının vardı? 50 mi? Okey. 50'ye ne var? Gümüş kolye yok, onu satmıyorum ama çağrı giysisi var. Tamam, bunu sattım. Hadi bakayım, güle güle. Olur olur, bakarız. Selam canım. Şöyle yapacağım ben. En ağır olanları bulmam lazım. Abanos Savaş Balyozu. 1332. Ama sende 1250 var. O zaman şöyle yapacağız. Ben senden ametist falan satın alacağım. Aa, bu benim sattığımdı. Puh, Allah kahretsin. Fuck. Ruh cevheri satın alacağım ben senden. Vazgeçtim. ...1339 mu yapacaktık bunu? Kaç yapacaktık? Hemen bakalım. Ağırlık tümünden. 1332. Oo, cuk oturdu. Çok güzel, bunu sattık. Bir de 7 altınım var. Boş şeyim varsa, ruh cevherim varsa... ...onu da sattım mı sana? İşimiz bitti. Hop, 8 cevheri. Hadi bir altın da sana. Bahşiş bırakayım. Güzel, bu şekilde. Al-sat dengesi... Al-sat dengesini yapa yapa... ...hitabetimizi de arttıracağız. Onu da çözeceğiz. Hemen şu aşağıdaki demirci vardı, ona gidelim. Koş 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 koş. Demirci Hatun, ne haber? May your weapons be sharp. Blades, helmets, pretty much anything to suit your needs. Ben ağırlığa bakalım. Ejder kemiği kullanıyoruz. 20 ağırlıklı Dwemer destek metali var benim yanımda. Bunun Allah belasını versin yani bu. Taşınmaz ya bu, böyle bir şey değil ya bu. Bunu eve gittiğimde bırakmam lazım da neyse, dur. Çok bilim ağırlık ne ya? Nedir ayayı? 18 ağırlık. Tamam bak, bunu satalım. Aa dur! Dur! Senin üstünde pislik bir şey vardı. Zırh zırh. 100 altınlık zırh var üstünde. 35 ağırlığı var. Bunu Allah belasını versin. Ver. Aşkım ver. Başka bir şey var mı üstünde? Yok. Pislik. Bu iğrenç bir şey. Şu ağırlığa bak. 35 ağırlık ama 170 para ediyor. Senin Allah belanı versin. Al şunu. Seni kurtar. Oo, rahatladık. Şimdi sıradaki. Dedra'yı. 2114. Sana bunu satamayız. Ateş topu asası olmaz. Buz dikeni, buz fırtınası. Cüce demircilik bilekliği. Bak bu olabilir. 8 ağırlık yapıyormuş. Bunu al kardeşim. Sonra çelik katma miğferi var. Bu olabilir. 6 ağırlıkmış. Sonrası da çok önemli değil. 50 altını nereden bulacağız? Şimdi ona bakalım. Şey satabiliriz. Neydi? Cübbe vardı. Aynen öyle. Bir tane de cübbe verdik mi? Hop, rahatladı. Hadi. Şeye gidelim. İksirci ablamıza. Cadının ilacı. Cadı ilaçları, pardon. Adını hatırlamaya çalışacağım. Merilda yok. Matilda. Brina değil. Brina'nın lezzetleri farklıydı. Matilda.
Hayır, neydi ya bunun adı? Tüh. Otela. The Hag's Cure is here. So, you're interested in my potions and ingredients? Bin altın. Çok iyisin sen. Aşkım Botella. Sana Dedra'ya satacağım. Ama 2100'e olmuyor. An işte bunu anca demirciye satabiliyoruz. O yüzden sıkıntı biraz. Dur. Böyle yapabilirim. Hadi ne kadar iksir varsa hepsini satın alsam. Olur mu? Hadi tarif de satın alalım. Başka ne satın alayım? Ateş tuzu var mı ya sende? Benden istiyorlardı onu sanki. Öyle bir hatırlıyorum görevlerde. Ecel çanı. Ejderha dili. İç üzümü. ₺1700. 2000 olacak kadar değerli bir şeyler almam lazım işte. Hangisi lazım ki bilmiyorum, onu da bilmiyorum. O görevleri bitirdik mi acaba biz? Kış maydanozu. Aratuz. Ucube tırnağı. Ağaç perisi. Cihan yumurtası istemiyorum. Ceyo. Olamaz. Tamam yeter. 2014 olmuş zaten. 2124. 100 golda da ihtiyacım var senden satın almak için. O zaman. Arı kovan kabuğu. Ardıç yumurtası değil. Böyle çok almadığım bir şey olması lazım. Dev ciğeri otu olabilir. Katil balık yumurtası sevmem. Arlak mantar tuz yığını. Ardıç üzümü. Arı olabilir. Deve dikeni. Ecel çanı. Ejderha dili. Elf kulağı. Gerçek elf kulağı sandım, bir an korktum. Lavanta. Ulan her şeyi satın aldık hatunlara, anladın mı? Hiçbir şey kalmadı lan kadında. Ne kadar ucuza satıyorsun sen? Bütün dükkanı satın alacağım. Ya da bu bizim ne kadar zengin olduğumuz gerçeğini ispatlıyor. Skyrim'de şu an ne kadar? 600 bin altınımız var. 600 bin altınla 10 tane Skyrim falan satın alabiliriz herhalde. Çek de olsaydı. Evet, sıkıntı. Yani o evimizin sandığında 600 bin altın saklasaydık gerçekten saklayamazdık, öyle bir şey olmazdı. O evi patlatırlardı. Akçaya meteor düşerdi, ejderhayla saldırırlardı falan, böyle tanrılar olaya girerdi. O derece bir kapışma olurdu. O sandıkta 600 bin altın olsaydı. O ayrı mesele tabi de. Skyrim'i hükmederdik ya gerçekten. Hatta gücümüz Skyrim'in dışına bile genişlerdi yani. İmparatorluk çapında ciddi bir adam olabilirdik. O yüzden oyunda kendimize koyduğumuz hedef gayet makul bir hedef bence. Dedra'yımız da attım gitti. Of, rahatladım. Benden bir şey alacağım diye canım çıktı ya aşkım ya. Ağırlıktan kurtulduk diye. Okey, şimdi ne kaldı? Saray içindeki demirci kaldı. Bir de Kalselmo kaldı. Kalselmo muydu o? Şeydeki. Moruk bir tane araştırmacı vardı ya, adını unuttum şimdi. Bu kaldı işte, ona gideceğiz. Kalselmo'ymuş harbiden. Merhaba Aşko. Bingo oğlum var. Sana hemen en ağır şeyleri satıyorum.
Şu Dwemer ben eve çok geç gideceğim ya. Bunu aslında satsak çok iyi olacaktı da. Ateş topu asası. Yüce şeyi. Ya bunlar bizim evde yok muydu ya? Bilmiyorum ki işte. Emin de olamıyorum biliyor musun? Evdeki asalarla karşılaştırmam lazım ki. Yapalım. Elim neyse. Geldik artık. Görüşürüz kanserim. Güle güle. Satışımızı da yaptık. Demirci kaldı. Demirciye de satış yapalım. İşte tamamdır. Kolay gelsin. Urakşup ustam. Neydi? Yok. Modgra Bagol. Hiç alakası yokmuş. Urakşup şeydi ya galiba. Kışhisar'daki kitapçı ork abimizdi. Sanırım. Çok fazla hasar var. Eve gidince bunları bayağı bir bırakmamız gerekecek. Bunu söyledim ben. Rançerleri satalım kardeşim. Asalar kaldı. Bunları satamıyoruz. Eve gidince bakacağız. Zümrütlü altın yüzük, yanılsama tacı. Bak bunları satabilirdim ama altın şu an fazla. Kristal bileklik. Kristal çizme. 29 kaldı. 29. 28 iyileşme iksiri var. 16'ya örümcek var. Yapıyor. Okey. Hadi iki altında kalsın. Tamam. Rahatladık. Şimdi aç mıyız? Tok muyuz? Yorgun muyuz? Bir ona bakalım. Temiziz. Açız. Thirstyiz. Not tired'ız. Tamam. Gidelim handa uyuyalım. Sonra yolculuğumuza çıkalım. Mancia'da da 200-300 bir şeyler satarız. Oradan yolumuza bakarız. Gümüş kan hanı. Iron Blood Inn. Come on in. The Silver Blood Inn has plenty of strong drink. Aa ben Iron dedim. Iron demir de doğru. Silver Blood Inn. Neden Iron dedim bilmiyorum. Tezgah yaklaşsana kardeşim. Senle etkileşime giremiyorum ya. İlla tezgahın arkasına mı gelelim yani? This is the Silver Blood Inn. Bacak işler arıyorum. Hiç iş var mı? Ha, bu şey direkt random görev veriyor. Ona gerek yok. Al diyor işte şehrin yaverleri yaveri diyorum ya. Şehrin mevkibeyi böyle bir ilan bıraktı. Şurada aydutlar varmış. Git temizle falan diyor. Random görev veriyor. Onlarla işimiz yok bizim. Drink for the thirsty, food for the hungry. 100 altın mı var senin? Altın yüzük. Bunu alıp taşla işlemek de var aslında. Olabilir. %91. 93'lük ölü uyandırma tomarı vereyim sana. İnsanları korkutursun en azından. Fark ettim onu. Bu ne? I'll be damned. Someone who actually escaped Sidna Mine. You're the talk of the warrens. O kim lan? He's a damn tyrant. Always being goaded by the silver bloods to get more work out of us. Muluşkim. Next to nothing. We get beaten if we make a mistake. And where are our kind Nord rulers? What are they doing? Typical. Konuşalım. You're gonna try to talk sense into that orc? I'll believe it when I see it. Ne Allah Allah. Olay ne ya? Yardımcı oluruz. What was it like, Sidna Mine? We've all been talking about your escape and being pardoned. Oha, bütün şehre ünümüz yayılmış. Kardeşim Ejder Doğan'ım ben. O ünüm daha iyi değil mi ya aslında?
Let's get some meat. Ya sus ya. My father Klepper is the one you want to talk to. I just clean up. My mother and father yell a lot. What do you want? Milk drink? Ozan, bu kim? I'm what you'd call a soldier of fortune. Make me an offer, and I just might fight at your side. Okay, bu da paralı asker. Vay be, bu adamla hiç daha önce atak nasıl sahibi var ya? Benim odamı başkasına nasıl verirsin usta? Şşş! Klepper! Benim odamı nasıl başkasına versin ya? Hemen, hemen boşalt orayı. Benim canımı sıkmayın, bu odada benden kimse kalamaz. Ben varken kimse kalamaz kardeşim. Yatsa bile yatağından kaldır atarım sokağa. Aa. Biraz da ağırlığımız olsun ya. Ejder Doğan olarak ve geleceğin Skyrim hükümdarı kralı olarak. Şimdi uyuduk. Açlığımız ve susuzluğumuz kaldı bir tek. Sabah bir patates kızartması. Bir de su. Oo, doyduk şöyle güzelce. I work silver like a father. Dın 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 dın. My wife Kira runs our jewelry stall on the market. Lan uçtu, biri uçtu. Kız buraya uçtu lan. Ne yapıyorsun orada? Kim bu? Uçmayı öğrendi. Tövbe estağfurullah. Uçtu bir anda oraya. Neyse. Muluş ile Omlavuk hakkında konuş. Dur bakayım, konuşalım ya. Neredeymiş bu Muluş? Bu Muluş madende çalışan biri mi? Maden ustabaşısı falan herhalde. Dur konuşalım bakalım. İnsanlara şey yapıyormuş. Burası ne? Dökümcünün evi. Ben girerim baba. Aç lan şu kapıyı. Dökümcü. Sen insanlara kötü davranıyormuşsun. Hayırdır? Ustan. Aa, konuşamıyoruz. Seni mi bekleyeceğim kardeşim ben? Saat kaç? Gece 4. Yani gece 4'te adamın evine gelmemiş tabii. O biraz mantıksızdı ama. Neyse, o zaman başka zaman konuşuruz kardeşim. Nerede kaldık? Armugustal'da kalmıştık en son. Armugustal'a gidiyoruz keşfimize. Devam ediyoruz. Aa, ejder rahibi çıktı. Kesin ejder maskesi var orada. Bu bir tesadüf olamaz. Oo, yağmur başladı. En sevdiğim Skyrim havası. Merak ediyorum tabii ki de, oraya gideceğiz aşkım benim. Armugustal. Biz geldik. Ya aslında Lidya'yı dışarıda bırakıp içeri öyle giresim var da. Engelleme yeteneğini kasmak için. Gerek yok, yavaş yavaş kasarız. Macera peres, ne oluyor lan? Yes, ne yapıyorsun? Macera peres. Everyone I've encountered has been enchanted or the like. Allah Allah. Look, I'm getting out of here. Normally spiders make my skin crawl, but magic spiders? Görüşürüz macera perest, kendine iyi bak. Is there anything more revolting than spiders? Too many things. Bazı insanlarda gerçekten şey var ya, tik var, örümcek şeyi. Sıkıntı yaşıyorlar yani. Fobisi. Hani korkudan ziyade farklı bir şey böyle, tiksinçlik duygusu vesaire. Bu ne? Burada kafa artı çanta var. Bir tane maymuncuk artı bir kuru kafa. Ne bunun olayı? Enteresan. Burada bir örümcek var. Bunu da bir lootlayalım. Değirlerini alalım. Lootladıklarım yanmaya başlıyor bu arada. Fark ettiniz mi? Büyülü örümcekler varsa burası kesin ejder rahibidir ya. Ben size söyleyeyim. Kesin yani. Yeni bir maske bulacağız. Burada. Bence. Örümcekler üstünde deney yapılmış. Tabi. Büyülemek için. Normaldir. Kırılmış. Burası normalde buradan merdiven varmış. Yukarı çıkılan, oraya nasıl çıkacağız? Oradan gidiş var. Okey.
4 kol ve bir kapı. Üstümüze fırlayacak okları şimdiden hazırlıklı olsak iyi olur sanırım ha. Şimdi bu sadece soldakini oynatıyor. Bu hem sağdakini hem soldakini oynatıyor. Neyi oynatıyor? Bu neyi oynatıyor? Bu sadece sol iki. Bu hem sağ hem sol. Şunu bir daha yapacağım. Üç. Bu bir iki. Bu neydi? Bir iki. Sonra üç dört. Aa açıldı. Üçü de dördü de oynatıyor sanıyordum ben ama oynatmıyormuş demek ki. Evet, buraya bir anıt kurulmuş. Burası değişik bir yer ya. Kuzeyli mezarı da değil. Neresi burası? Not. Okuyalım bakalım neymiş bu durum. Notlar ve sonuçlar. Anlaşılan o ki küçük numuneler infüzyon sürecinde hayatta kalamıyorlar. Serum uyguladığında temel enerjide kısa süren bir patlama oluşuyor ve deneyin ölümüyle sonuçlanıyor. Tekrar denemeden önce kullandığım formülü değiştirmeliyim. Daha büyük deneklerde ise dönüşüm işlemi başarılı. Şimdilik onları ileri düzeyde incelemelere geçebileceğim zamana dek kafeste tutacağım. Psikopat örümcekler üzerinde deney yapıyor. Anladık. Bu kapının arkasında bir şeyler var. Boka direnç iksiri. Zar ekim fidyesi. Açalım bakalım bu kapının arkasında ne var. Keşfettik nerede olduğunu. Oo biraz daha aşağıda. Okey. Böyle bir şey o zaman. Oh shit. Ayaz örümceği ama alevli mi? Oo dokunduğunda yakıyor. Biz de etkileşime girer girmez bizi yaktı. Oha. Düşsene böyle örümceklerden bir ordum var. Dokunduğunu falan yakıyor. Ne? Geçiş var mı orada? Yemekte bir oyun. Böyle bir kitap ismi ilk kez görüyorum. Yemekte bir oyun. Vallahi ilk kez duyuyorum. Aldım onu da okuyacağız. Aha gökten indi biraz. Yersen ayaz örümceği sözde. Biri dokununca ayaz veriyor, diğeri dokununca ateş veriyor. Ama yine de tekiyorlar. Benim için çok değişen bir şey yok. Şimdi girme girme. Aynı anda aynı yere girme aşkım. İkimiz de içeride kafeste kılı kalsak ne olacak? Geberip gideceğiz burada. Burada bir ceset mi var? Ben mi yanlış görüyorum? Kalkan var ama ceset yok.
Ne çare burası? Değişik bir kale, bir de enteresan. Gerçekten hiçbir düşman yok örümcekler harici. Adam tek başına kaleyi ele geçirmiş. Bu örümceklerden sonra da zaten ne haydut ne başkası girememiş bu kaleye. Oha, örümceklere bak. Kafeste duruyorlar. Ne bak. Dayanıklılıklarını arttırmak için belki biraz şundan falan eklemeliyim dedi. Ha, orada. Gerizekalı. What? How did you get this far? Gelebildim. Aa! Cornelius seni. Ölü çağırıcı mı artık, neyse. Yıla bak ya herifteki, çüş. Yeter oğlum, kaç kere fulleyeceksin lan kendini? Ben bir kere fulleyince ananı avradını. Manam bitiyor diyecektim. Ağzıma sıçtı herif. Vur vur, ayağa kalkmadan, yılı yapmadan ölmesi lazım. Cornelius Frey'in anahtarı. Şerefsiz büyücü. Başarılı deneyleri de içeri kapatmış. Peki nasıl kontrol ediyor bunları? Nasıl kontrol ediyor, ona saldırmıyor? Bu kafese götürüyor falan. Bu da enteresan. Buna bakacağız. Önce şuradaki örümcekleri öldürelim de serbest bırakalım. Kapı açılmadı. Ha, diğer açılmış. Okey, şimdi şuraya bakalım. Vay maşallah. Her yer örümcek. Yattığı yere bile koymuş adam bunu. Geri zekalı. Hareket ediyor bu. Ha! Iyy, garip oldum. Bu ne? Julianus muhabbeti. Julianus'a tapıyormuş. Julianus ne tanrısıydı ya? Julianus'a tapıyormuş bu eşek. Onu bir unuttum. Ne tanrısıydı acaba Julianus? Tekleyemiyorlar. Dev ara yazıyorum ki bunlar bayağı büyükler. Ha. Direkt şey kuvvetim emdi zaten. Oha, ben bunlar kadar güçlüsünü görmemiştim lan. Bunları bayağı sağlam geliştirmiş. Beyefendi, bunlar da güzel çalışmalar gerçekleştirmiş. Yumurtanın üstünde çelik büyük kılıç var. Oo, cesetler var. İnsan yem etmiş bunları. Hepsi. Evet, başlangıç noktasına geldik.
çekmiş şuradan da herhalde. Tahmin ettiğim şey olmadı. Yine ejderhayı bir mağarası olmadı. Ona denk gelmedik. O da enteresan açıkçası. Oy ay. Şimdi arkada keşfedecek ne vardı? Şurada bir kamp var. Burada da ejder şeyi yuvası var. Kampa bakalım. Oradan şu ejder yuvasına geçeriz. Oo, bir tane de yüce şehri gözüküyor. Vay vay vay. Tamam. Önce şu kamp. Dağların arasında. Sanki Mordor'a giden o çorak topraklardaymışım gibi hissettim. Frodo ile Sam'in yürüdüğü o çorak topraklar var ya Mordor'a giderken iki kule filminde. Ona çok benziyor. Yapışacak mıyız? Ben sana geleceğim ama acele edecek misin? Edeceksin. Okey. Hadi bakalım. Hadi in yere. Hadi in yere. Caz yapma hadi. Oynaşma hadi. Ha. Bunları bırakıyorum artık. Çünkü ejder zırhıyla bir işimiz yok. Ruhunu emeyim. Senin emcüklüyüm. Görsel şölen ya. Yemin ediyorum. Görsel şölen. Mis. Açmadığım ne var? Ateş nefes var. Ateş nefesi güçlendirmemiş miyiz biz? Okey. Burada bir de ses fırlatma var. Bir tane daha ruh alırsak onu şey yapacağız. Tamam. Bak. Devam. Çorak topraklarda, arazilerde tırmanacağız, yolculuk yapacağız. Kamp dağın diğer tarafında mı ya? Uzaklaşmayalım mı? Ne ya? Ne kampı lan burası? Uslu kaya palankası. Yeminli mi lan bunlar? Oo, ağzınıza sıçtım sizin. Sizi Force Warner. Ha, çapulcu seni. Hadi sık. Ne oldu? Ama cesaret yok. Korktu korktu. İlahi birbirine girdi. Oku atamadı bile üstüme. Bana caz yapma lan. Caz yapma. Ha! Ataş ya. Çapulcu bozuntusu. Bunların krallarını öldürdük. Nasıl siz hala buralarda yaşıyorsunuz ya? Bir de cadı simgelerini, keçi kafalarını da hiç yapmıyorlar. Buradan yoldan geçen masum insanlar ne olacaktı? Yakalanacaktı size. Bu yoldan geçecek böyle adam. Nehir yürüyüş yapmış. Bir bakacak. Aa, burada kamp var. Ne kampı? Yeminli. Keçi kafalarını asmışlar. Kuru kafaları. Allah'ın belaları. Cadılarla işbirliği yapıp. Buraya mesken kurmuşlar. Ya olsa şunları yakacağım bu çadırları. Hani böyle içindekileri öldürüyoruz da kamp ayakta kalıyor hala. Bu da sinir bozucu. Bak sen, içeride daha neler var. Uslu Kaya mağarası. Hadi bakalım. Sizi eşekler.